Merhaba arkadaşlar. Bugün evimizdeki akvaryumu çekeyim. Sizlerle paylaşayım istedim. Evimizde böyle bir akvaryumumuz var. 60 santime genişliği var. Şöyle mesela 60 santim. Şöyle iç kısma doğru 35 santim. Yükseklikte 45 santim. Ön cam tek oval bir cam. Arka tarafı iyi camda yapıştırma. Beslediğimiz balıklar Japon balığı. 14 adet Japon, 2 adet de vatos balığımız var. Bu şekil biraz daha geriye alayım. Evet. Balıklarımızı izleyelim biraz. Yani televizyon var ama hiç açmak gelmiyor. Akvaryum izlesek yeterli. Şöyle uzaktan da şu şekil görüntüsü var odanın içinde. Bu ışık modunda biraz telefonda görüntüsü kötü ama insan kendi orijinaliyle baktığında, kendi gözüyle gördüğünde direkt canlı bir şekilde balıkları buradan bu uzaklıktan net seçebiliyor, yani bir sıkıntı yok. Sadece telefonda biraz görüntü kötü oluyor. Işığının değişik değişik modları var. Bir mod aldık. Bu gece görüşü diye geçer. Balıkların hafif böyle bir rengi değişti. Balıklar sanki siyahmış gibi oldu. Evet arkadaşlar. Yani sizi, psikolojinizi rahatlatacak. Oturduğunuzda evinizde böyle bir akvaryumunuz bence bulunsun. Keyif verir yani. Renk katar evinize. Hemen bir mod daha alalım. Işığını değiştirelim. Bir tane daha. Bu şekil oldu. Bu da pembe. Balıkların rengi kendi. Kırmızılıklar biraz daha ön plana çıkıyor. 14 adet Japon balığımız var. İrili ufaklı. Değişik değişik boylarda. Matos balıklarımızı göremedim ama. Evet, küpün içindeler. Şuradaki küpün içindeler ama tavana yapışmış bir tanesi. Diğeri de galiba onun yanında. Ha, diğeri de şurada. Arka tarafta. Yapışmış şu ekrandaki vatos balığımız, şu gördüğünüz balık vatos. 2 adet de vatos balığımız var. Böyle. Uzaktan bunun görüntüsü gözde daha iyi görünüyor da telefonda biraz görüntü kötüleşiyor. Şimdi bir mod daha değiştiriyorum. Evet, bu da 4. mod. Biraz daha uzaktan şu şekil oluyor. Evet arkadaşlar. Tekrar eski ilk moduna geldi. Bir daha değiştirelim. Evet, ilk mod bu. Atlarımızı biraz size çekelim. Şöyle izleyelim. Gayet mutlular. Sade, çok fazla böyle içine fazla bir şey koymadık. Taş koyduk, kayalar koyduk, kum koyduk. Filtremiz, bir hava filtremiz var burada. Bir de burada suyunu temizlemesi için. Bir de yukarıda ayrıyetten bir filtre var. Suyun temizliğini zaten görüyorsunuz. Bir de şöyle kapağını kaldırıyoruz. Bir tane de
Filtre burada var. İçeriden geliyor. Burada. Bu şekilde buradan aşağıya tekrar akıyor. Şöyle. Evet. Şuradan boşalıyor köşeden. Kapağını kapatalım. Burada ledlerimiz var. Değişen ledler işte bunlar. Bir şurada var bir led, bir de burada var. İki tane. Biri kapakta. Biri de filtrenin hemen altında. Bu şekilde kapağını kapatıyoruz. Üstüne ben bir süs ağacı bu şekil bırakıyorum. Balıklarımız böyle. Gerçekten yani insan bunların karşısında oturduğunu saatlerce izleyebilir. İnsan rahatlatır, ferahlatır. Alın çayınızı, geçin akvaryumumuzun karşısına oturun. Evet. En çok bunlarla babam ilgileniyor. Evimizde. Evet. Şimdi odanın ışığını açtım. Odanın ışığı da açılınca bu şekilde bir görüntü var. Şimdi hafif bir yemleme yapalım. Bir ince ne vereyim bugün? Şu saatte. Yaprak mı böyle? Evet, çok az bir şey. Yeşil ot vereceğim biraz. Ot yesinler, az bir şey. Balıklar için yapılmış olanların. Gündüz yemleme yapmıştım ben. Bir saniye. Evet. Şöyle. Balıklar gelip görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Bu verdiklerim yaprak, ot yani yeşillik tarzında düşünün. Çeşit çeşit. Evet. Akvaryum içine dağıldılar. Vatosumuz da böyle köşede ayrıldı. Bunların hepsini yiyecekler onlar. Kapağını kapatalım. Şimdi tekrar ışığı kapatalım. Bir de böyle yakından izleyelim. Evet. Sadece bir tutam attım ama akvaryum içine bayağı dağıldı. Aslında dağılması daha iyi. Yemlerken de sağa sola dağılması daha iyi. Çünkü bütün balıklar bu sefer faydalanıyor. Aç kalan pek olmuyor. Hepsi yiyor bunu bu sefer. Daha güzel. Toplu bir yere atmış olsaydık dağılmasaydı sadece bir şekilde 3-5 balık bitirebilirdi. Ama dağıtınca, sağa sola fırlatınca yemleri zaten suyun da sirkülasyonu ister istemez dağıttı. Keyifle hepsi tek tek yiyor şu an. Bir 10 dakikaya hiçbir şey bırakmayabilirler içinde. Evet. Bakın yiyorlar. Evet arkadaşlar. 10 dakikalık bir video olsun. Son 20 saniye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izleyenler için de izledikleri için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.